Berkant Gültekin, 16 Ekim 2024, bir gün. Yapıyor, çünkü yapabiliyor. Bahçeli dün dem partililerle tokalaşmasından iktidarın Kürt sorununu çözme yolunda adımlar atacağı anlamını çıkaranları hayal kırıklığına uğratacak bir açıklama yaptı. Elini yeni bir çözüm süreci için uzatmadığını belirten Bahçeli, devlet terörle masaya oturmaz dedi ve dem partiye uzattığım eli sabote etmeyin, aklınızı başınıza alın mesajını gönderdi. Kendi açıklamasına bakılırsa Bahçeli elini milli beraberlik, kardeşlik ve kaderdaşlık amacıyla uzatmış. Hamlesine gerekçe olaraksa İsrail'in bölgedeki saldırganlığını gösteriyor. Bahçeli, MHP hem içimizde hem de dışımızda barış havasının egemen olmasını iliklerine kadar arzulamaktadır." demekle kalmadı. PKK lideri Öcalan'a da şu çağrıyı yaptı. Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Yani özetle Bahçeli'ye göre ortada iki tarafın oturup konuşması gereken bir mesele yok. Bir tarafta terör, diğer tarafta da devlet var. Şimdi devlet esasında Cumhur İttifakı diğer tarafa çağrıda bulunuyor. Diyor ki ben seni bir irade olarak muhatap görmüyorum ama sana benim himayeme girme şansı veriyorum. İktidar bununla birlikte Kürt hareketine somut adım bekleyerek süreci tıkamama öğüdünde de bulunuyor. Siz hele şu elin kıymetini bilin, bizim de elbet gönlümüzden bir şey kopar rolü kesiliyor. Hatırlanırsa Erdoğan'ın talimatı üzerine kamuoyunu bilgilendiren A haber muhabiri Rüya Hanım'ın sözleri de tam olarak bu kapıya çıkıyordu. Şimdi ne olup ne bitecek burası önemli. Kürt hareketi içinde uzatılan ele cepheden bir karşı çıkıştan ziyade diyaloğa açık, temkinli de olsa iyimser bir bekleyiş söz konusu. Son günlerde Erdoğan Bahçeli hattından gelen fazla havaya girmeyin mealindeki açıklamalar ve Diyarbakır'daki Dem Parti'nin mitinginin yasaklanması hoşnutsuzluk yaratsa da temelde bu kanıyı değiştirmemişe benziyor. Dem Parti'nin dünkü grup toplantısında konuşan Tuncer Bakırhan, bir elinizi uzatırken diğer elinizle tehdit savurmayın sözleriyle iktidarın tutarsız davranışlarından şikayet etti. Bahçeli'ye de madem Öcalan'a çağrı yapıyorsunuz o zaman tecrüdi kaldırın ne dediğini duyalım karşılığını verdi. Bakırhan bununla birlikte Kürtler iktidarla anlaştı diyenler oluşabilecek diyalog zeminleri önüne bariyer koyarak bu ülkenin çözümsüz bir şekilde bu biçimde devam etmesini istiyorlar sözleriyle de diyaloğa açık tutumlarının altını bir kez daha çizerek iktidarla masaya oturmayın diyenlere yüklendi tokalaşma hadisesinden sonra süreç görünürde pek sıcak ilerlemiyor. Taraflar bir yandan kitlelerini konsolide edip genel kamuoyuna meramlarını anlatırken diğer yandan da birbirlerini tartmaya çalışıyor. Ancak siyasette her detay görünür hale gelmeyebiliyor. Başka bir deyişle görünenler meselenin tümünü anlatmayabiliyor. Dolayısıyla konuşulmakta olanı değerlendirirken bu gerçeği akıldan çıkarmamak lazım. Tüm bu olan bitenler bize tek bir şey gösteriyor. En kırılgan döneminde bile Erdoğan'a yeni hamle fırsatları yaratan zemini, Türkiye'de muhalefet partilerinin rejimi sorunun kaynağı olarak değil, öyle ya da böyle çözümün adresi olarak gören siyasi perspektifleri sağlıyor. Mevcut düzen, değiştirilmesi gereken bir yapı olarak nitelendirip, mücadele bu hatta oturtulmadığından, iktidarın hegemonyasını sarsacak bir denklem de geliştirilemiyor. O nedenle rejim, ülkedeki çok boyutlu sosyal ve ekonomik kriz karşısında köşeye sıkışmadığı gibi, kendi hedeflerine ulaşmak için yeni politikalar tesis edebiliyor, farklı taktikler geliştirilebiliyor. Örneğin, İsrail bize saldıracak sırada biz varız lafını ortaya atıp, ipin ucunu 100 bin lira kredi kartı limiti olandan savunma vergisi almaya bağlayabiliyor. Yapıyor, çünkü yapabiliyor. Ekonomik olan politik, Politik olan ekonomiktir. İktidarın ana akım siyasette meşrulaştırdığı sağ hegemonya halkın sırtına ek vergi olarak geri dönüyor. Oysa milyonlarca insan tarihin en ciddi geçim krizlerinden birini yaşarken gündemde olması gereken tartışma savunma sanayine yurttaşın cebinden para aktarılması değil, mevcut bütçeden savunmaya giden payı sosyal harcamalara yönlendirmek olmalıydı. Fakat ana akım siyasette ne bunu sağlayacak akıl ne de irade var. Bugün AKP'nin dayattığı ideolojinin ana sütunlarını, uzlaşılan kutsal kaidelerini ve etik değerlerini sorgulamayan bir anlayışın topluma bir gelecek vizyonu sunması imkansız. İktidar tüm antidemokratik karakterine ve yarattığı yıkıma rağmen hala ülkeyi çözüm süreci olacak mı, olmayacak mı diye bir tartışmanın içine çekebiliyorsa büyük oranda bu yüzdendir. Berkant Gültekin